Herkese merhaba. Ben her kitaptan bir tutam ve bu da kedim Gölgem. Gölgem merhaba da. Merhaba. Gölgem şu an başka şeylerle ilgileniyor ama Gölgem'le beraber açmak istedim videoyu ve şu an gidiyor çünkü çok bile durdu yani. Bugün çok güzel ve büyük bir kargo açılımı yapacağım. Hepsi tamamen neredeyse hepsi kitaplardan oluşuyor ve çok heyecanlıyım çünkü 2 haftadır falan beklettiklerim var ve yani açmak için sabırsızlanıyorum. Sırf bunun için beklettim. Sanırım yaklaşık 20'ye yakın kargomuz var. O yüzden ben de sizin kadar heyecanlıyım kitapları görmek için. Umarım güzel bir video olur ve umarım beğenirsiniz. O zaman sizi daha fazla hiç bekletmiyorum ve benim de sabırsızlandığım kitaplarımı açmaya geçiyorum. Aylardır video çekiyorum. Şu falçatayı videoya başlamadan yanıma almayı bir türlü öğrenemedim. Burada bir kitap alışveriş sitesinden yaptığım bir kargo var. Aperatif kitap olarak geçiyor. Ama sitenin adı ucuza kitap al. Ucuz kitap al. Bakıyorum. Ucuz kitap al. Ucuz kitap al. Komter'den yaptığım bir alışveriş var. Ben buradan daha önce de bir kere yapmıştım. Ama hep ucuza kitap al diyesim geliyor. Bilmiyorum. Sanırım daha uyumlu geliyor bana. Güzel bir site bence. Şöyle açıyorum şu an. Yani paketlemesi falan iyi. Bir açmadan onu gösterseymişim. İyiymiş de. Onun dışında kitaplarda ve kargolamasında herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Önceki alışverişinde de bu alışverişinde de. Hatta bu da benden kaynaklı ufak bir problem oldu. Kartında bir problem çıktığı için ben böyle karttan parayı çektirdim ama o para gitmemiş yani karşı tarafa ve ben bunu söylediğimde çok hızlı bir şekilde tamam problem değil falan deyip hemen tekrar o siparişi tekrar oluşturmama gerek olmadan aynı siparişi tekrar kargoladılar. Ben sadece işte o hani gönderi şeyini hallettim. Yani o yüzden çok böyle mutlu oldum hani. Aa, teşekkür ederim hiç uğraştırmadınız falan. O yüzden çok memnun kaldığım bir site oldu bu alışverişimde de. Şimdi çok güzel kitaplar aldım ve güzel indirimlerden aldım. Hemen onları gösteriyorum. İlk olarak bu Royal serisinin 3. kitabı Çarpık Sarayı aldım. Hala okumadım seriyi ama herkes çok fazla seviyor. Ben de böyle topluca okumak istedim ve bunun rengini ve tasarımını çok sevdim. Çünkü ben bu rengini çok seviyorum ve kitaplara çok yakıştırıyorum. Ben bunu %35 indirimden aldım. Zaten set halinde %50 indirimde. Onun dışında çoğu yerde %35 indirimde diyebiliyorum. Hani normal fiyatını aldım ve hiç hasar olmadan geldi. İçinde ayrıcı var mı? Evet varmış. Böyle. Royal serisini okuyan herkes çok beğeniyor. Aranızda okuyanlar mutlaka vardır. Ya ben de çok sabırsızlanıyorum okumak için ama bakalım ne zaman kısmet olacak. Bu sene ders yoğunluğundan iyice azalttım. Maalesef azaltmak zorunda kaldım kitap okumalarımı. Ve her alışverişimde göreceğiniz ve görmekten asla sıkılmayacağınızı düşünüyorum ve benim de almaktan asla sıkılmadığım bir yazar Jack London. Aşığım ben. Jack London'a gerçekten aşığım. En sevdiğim, en sevdiğim yazarlardan bir tanesi. Ne yazsa okurum ve ne yazsa çok severim. Hatta daha 2 gün önce Kızıl Veba kitabını bitirdim ve gerçekten tekrar aşık oldum. Okumadıysanız onu da mutlaka okuyabilirsiniz. Bunu da %40 indirimden, %45, %50 bile olabilir. %45 ya da %50 indirimden aldım bir dilim bifteyi. Ve zaten 9 liraydıysa 4,5-5 lira civarında bir şey aldım. Ve çok merak ediyorum çünkü en sevdiğim yazarlardan biri yazmış. Nasıl merak etmeyeyim. Bilmiyorum. Jack London'ı çok seviyorum. Sadece Martin Eden'ı okumak konusunda bir korkum var. O da böyle herkes çok seviyor ya. Ya ben sevmezsem diye nedense bir korkum var. Burada da Kara Keşiş kitabı var Anton Chekhov'dan. Anton Chekhov'un sadece 6. Koşu kitabını okudum ama 6. Koşu ben inanılmaz seviyorum. Hani gerçekten en sevdiğim kitaplardan bir tanesi modern klasikler arasında. O yüzden Anton Chekhov'un da bir kitabını böyle bunu da %50 indirimden aldım. 3,5 liraya aldım. 7 liraydı. %50 indirimde görünce aa dedim hadi alayım. Zaten modern klasik almak çok eğlenceli çünkü hani para harcamıyor gibi hissediyorum ben. O kadar para birimimiz ve para kavramımız artık hani 50-100 falan oldu artık. 50 bile hemen biten bir para. O yüzden 3,5 liraya kitap görünce aa diyorum çok iyi. Neredeyse su parasına. O yüzden hemen alasım geliyor. İşte modern klasikleri de tamamlamayı çok istiyorum ama çok fazlalar ve sürekli yeni çıkıyorlar. Biraz zor tamamlarım büyük ihtimalle. Burada da yine bir yabancı yayınları kitabımız var. Josh ve Hazel. Nasıl okunuyor? Josh. Josh ve Hazel'in Sevgili Olamama Rehberi. Sevgili olamama değil, olmamaymış. Bugün her yere bir A ekleme şeyim var. Hobim var. Bir de cümle kurabilirsem videolarım daha iyi olacak. Bu kitabın da tasarımı falan çok güzel ama ben bunu genel olarak herkesin yorumlarından dolayı aldım. Ben böyle bir de şeyi çok seviyorum. Hep ikinci şansı anlatan hikayeleri çok seviyorum. Çünkü aşkta yani şey inancım çok fazla var. Hani eğer kaderinde kişi oysa hani birinci, ikinci, üçüncü fark etmez bir şekilde onunla olursun düşüncesine çok inanıyorum. Ve o yüzden o düşünceyi anlatan kitapları da çok seviyorum. O yüzden bunda yani nedense öyle bir hissiyat verdi ve herkes çok seviyor. Yani en düşük 4 veren falan duydum. O yüzden aldım. Yabancı yayınlarının kitaplarını seviyorum. Bunun da içinden ayrıcı var. Ve daha öncekilerde de hiçbir hasar yoktu. Bunda da hiçbir hasar yok. Çok iyi. O yüzden ya ben zaten hasarlar konusunda çok takık biri değilim de hani çok büyük bir hasar olmadığı sürece benim için ufak çiziklerin falan bir önemi olmuyor.
Şimdi burada %50 indirimden aldığım ve %50 indirimde bulduğum için aşırı mutlu olduğum bir kitap var. O da Stephen King'in Kan Varsa kitabı. Bunu %50 indirimde bulduğuma çok mutluyum. Çünkü King'in kitapları aşırı pahalı ve altın yayınları, altın kitaplar genel olarak aşırı pahalı. Yani Agatha'nın da kitapları oradan çıkıyor. King'in de diğer kitapları oradan çıkıyor ve yani ben almayı çok istiyorum. Özellikle King'in kitaplarını tamamlamayı çok istiyorum ama çok pahalılar. Ben Hayvan Mezarlığı'nı okumuştum ve yani yazara aşık olmam için yeterli bir kitaptı bence. O yüzden King'in de böyle güzel indirimlerle yakaladıkça kitaplarını almaya çalışıyorum. Bu sanırım 50 küsur liraydı. Ben sanırım bunu 27'ye aldım. O zaman 54 liraydı bunun tanesi. Ve şu an hala yani aslında Eylül ayı kapsamında King'in ve Agatha'nın neredeyse tüm kitaplarına %50 indirim vardı. Hala devam ediyor mu bilmiyorum. Ama böyle her ay bir yazarın kitaplarına bunu yapıyorlar. Belki hala devam edebiliyordur. Siteye bakabilirsiniz ucuz kitap ala. Ben bunu %50 indirimden aldım. Bunun için ayraç yok ama ayrıca belki kitabın kendi yoktur. Bilmiyorum. Bu arada bir de şey, bu kedi mi? Fare var içinde gibi ama. Bakın şöyle. Gördünüz mü? Ama kedi gibi de. Bu kitabın bu arada o kadar indirimli kitap arasında bunu seçme sebebim de böyle kedi falan tanıdık geldi. Aa dedim, gölgem ne var acaba? Hayvan Mezarlığı'nı ilk okuma sebebim de oydu. Bu yani. Ama kedi zaten ne yastı severim ben. Burada da aldığımı hatırlamadım. Bir kitap diyecektim ki hatırladım. Şimdi burasını görünce tanıyamadım bir an. Bunu görünce hatırladım. Balıkçı ve Oğlunu aldım. Livaneli'yi ben çok seviyorum ama benden çok annem çok seviyor. Annem neredeyse tüm kitaplarını okudu herhalde. Ben böyle 4 kitabını falan okudum. O yüzden bunu da hani ilk annem okur sonrasında ben okurum falan diye aldım. Beklediğimden daha ince bir kitapmış. Ben de bunu neden bu kadar ucuz demiştim. Bunu ben 14 liraya mı ne aldım sanırım. İndirimini hatırlamıyorum. Ama hani şey demiştim, Livaneli'nin kitapları pahalı oluyor, 14 lira iyiymiş falan. Çünkü hani çok inceymiş. Bakalım 133 sayfa. Belki bunu hemen okurum. Kısaymış bayağı. İnkılap kitaptan çıkma. Bu da böyle. Bunu da tamamen yazarından dolayı aldığım bir kitap ve alışverişimi göstereyim hemen. Ve alt kitabı 100 liraya aldığım bir alışveriş oldu. Bence iyi yani ve çok güzel yapmışım. Uzun zamandır yaptığım alışverişleri seviyorum, o yüzden mutluyum. Bakın böyle mis gibi bir alışveriş yani. Hep istediğim kitapları almışım. Çok iyi. Ve ucuza aldım. Burada böyle MNG'den gelen bir karga var ve her tarafta adresim yazdığı için kargayı doğru dürüst gösteremiyorum. Ve bakın burada Ren kitabın yeni kitabı var. Ve Ren'in yeni kitabı deyince bence herkes ne aldığını anladı. Buradan da anladığınız üzere yıldız haritası var bunun içinde. Betül'ün yeni kitabı, Betül Güçlü'nün. Ve çok heyecanlıyım. Ben Betül Güçlü'yü ta Wattpad'de yazdığı dönemlerde okuyordum. Çünkü o zaman tam yeni yazmaya başladığım dönemler, ben 13-14 yaşındaydım ve Wattpad'i kullandığım dönemdeydi. Şu an çok okumuyorum Wattpad'den. Ben Wattpad'i bırakınca çok uzun bir süre okumadım Betül'ü. Kitapları çıkmış o sıra, yayın evi değiştirmiş falan, pistan bir şeyler olmuş. Yani sonra ben ilk sevgili Limon Çiçeği'ni okudum, sonra Küçük Mucizeleri okudum ve dedim ki yani neden Betül'ü o zamanlardan çok sevdiğimi şu an hatırladım dedim. Ve uzun bir süre sonra yeni kitap çıkarıyor ve o yüzden çok heyecanlıyım şu an. Baskısı mükemmel. Moru kitaplara çok yakıştırırım demiştim ya, bakın şimdi. Şuna bakın, çok güzel. Ve şurası kabartmalı, isim kısmı da kabartmalı. Bilmiyorum. Ren'in ben tasarımlarını çok seviyorum ama böyle bu aşırı asil durmuş. Hani hep çok tatlı oluyordu Ren'in kitapları ama bu çok asil durmuyor mu? Arkası da böyle. Bu arada konusunu falan bilmiyorum. Ama çoğu kişi okudu. Ben kitap işte şeyi beklettiğim için, videoyu beklettiğim için okuyamadım. Ama okuyanlar hep çok sevdi. Bu arada detayları, yıldız detayları. Oha, aşırı güzel tasarımı. Çok sevdim. Çok güzel. Gerçekten ben genel olarak hani kolay seven, beğenen biriyim ama bu aşırı havalı. Havalıdan öte asil duruyor. Yani tam böyle bir ağırlığı var. Çok güzel. Ve şimdi kitabın çok güzel bir kısmını göstereceğim. Size hazır mısınız? Ta 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 ta. Bakın imzalı. Yıldız haritası. Ünlülere sevgilerle diye. Çok güzel. İçinden şöyle bir ayraç çıktı. Yine. Çok güzel. Ben yıldızları çok severim. Yıldızları sevmen yoktur zaten bence. Ama böyle. O yüzden her yerde yıldız olması çok hoşuma gitti. Bu en hızlı okuyacaklarımdan bir tanesi. Zaten herkes okudu ve spoiler yememek için böyle hiçbir yorumu, hiçbir hikayeyi izlemeden geçiyorum, okumadan geçiyorum. O yüzden hiç spoiler yemeden buna başlarım büyük ihtimalle. Bu böyleydi. Bakın burada bir PTT kargom var ve bunun için inanılmaz heyecanlıyım. Yani gösterdiğimde, eğer böyle hesabından önce birkaç videosunu izleyenler varsa ya da böyle hani böyle Instagram'dan takip edip neyi sevip neyi sevmediğimi bilen varsa neden çok heyecanlandım anlayacak. İlk olarak şöyle geldi. Kutu geleceğine haberim yoktu. Kitabı biliyordum da. Ya kutu gelmiş. Ve kutu çok güzel kokuyor. İçinde mum falan mı var acaba? Çok güzel kokuyor. Bakın bunlardan bile hangi kitap olduğunu anlayanlar çıkacaktır bence. Çok güzel. Bakın.
Neden bunları bu kadar güzel görüyorum bilmiyorum ama bu kitap hakkında hani her şeye çok güzel diyebilirim ben. Çünkü neden? Çok seviyorum. Aa, bunlar bu yüzden güzel kokuyormuş. Şu kokulu tütsü değil mi bunlar? Bunları bende varlar ama pek kullanmıyorum. Yani bir ara almıştım. Tam ne işe yaradığını bilmeden. Sonra kaldılar bu tütsü sanırım. Çok güzel kokuyorlar ama tamam, koklamayı bırakmalıyım. Şöyle bir kutuda geldi. Aa bakın, burada da var. Neden her tarafımızda kanatlar var? Çünkü kitabımız melekleri ve şeytanları konu alıyor. Ve melekleri ve şeytanları konu alan kitabımızda tabii ki bu karakterlerimizin kanatları var. Ve bu altın rengindekine bayıldım ben. Bunu kendi boyamış sanırım yazar. Çünkü boyalı ama emin de değilim. Çok güzel. Tamam. Sakinim. Şurada bir şey çıktı. Bunu bakacağım. Aa, bakın. Mara ana karakterimizin adı. Mara'nın kanadından iyileştirmek istediğim biri için kullan diyor bu kanat için. Aşırı etkilendim şu an. Yani tamam. Tekrar sakin oluyorum ve söylüyorum. Bu kitabın etkilenmem için kitabın kendisine bile bakmam yetiyor. Şimdi de kitabı göstereceğim size. Hazır mısınız? Ve Tara! Araf! Şimdi anahtar ve mühür ilk kitapları ve hesabımda hem anahtarın hem mühürün ayrı ayrı yorumlarını bulabilirsiniz. Türk bir yazardan çıkma kitap. Ama yani kesinlikle benim Türk yazarlardan okuduğum en iyi fantastiklerden bir tanesi. Ben aşırı seviyorum. Ki ben fantastik türünü çok sevdiğim için hani aşırı sevdiğim fantastikler oluyor da, yani bu da en sevdiklerim arasında. Çok fantastik okuduğum için böyle seçici davranıyorum bazen. Ama çok seviyorum gerçekten. Hani benim gurur duyduğum şeylerden bir tanesi Türklerin böyle çok iyi fantastik bilim kurgu falan yazması. Çünkü bizde biraz ötelenen bir tür olduğuna inanıyorum. Ve en sevdiklerimden bir tanesi kesinlikle. Bu da üçüncü kitap. Bu yazarımızın şöyle bir şeyi var. Birinci ve ikinci kitap hep aşırı merak edilebilecek bir şekilde bitti. Ve ben ikinci kitabı okuduğumdan beri yazarı sürekli darlıyordum. Üçüncü kitap ne zaman? Üçüncü kitap ne zaman çıkacak? Artık çıksın mı? Hadi bana lütfen spoiler ver falan diye. Şu an çıktığı için inanılmaz mutluyum. Aa, bu arada ayraçları çok güzel bunun. Bakın. Çok güzel. Tüm kitapların ayraçları böyle şekilli şukullu. Ve posterimiz de varmış. Çok mutluyum. Çok aşırı mutluyum şu an. Bu kitabın hepsinin içinden poster çıkıyor. 1, 2, 3'ün içinden ve hepsinin posteri var bende şu an. Aşırı mutluyum. Gerçekten bu büyük ihtimal ilk okuyacağım kitap bu olur yani, çok merak ediyorum çünkü ve çok özledim. Kitabı, karakterleri hepsini çok özledim. Çok güzel. Canım kitap. Çok fazla bilinmeyen. Neden bu kadar bilinmediğini bu arada asla bilmiyorum. Çok duyulan bazı fantastiklerden daha iyi bence. Linçlenmem umarım ama kesinlikle daha fazla duyulmasına gerekiyordu bence. Çok seviyorum. Burada bir kargom var. Bu ilk kitaplar var. Timaş'tan geldi sanırım. Timaş yayın evinden. Ama içinde ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü geleceğinden haberim yoktu. Şimdi açacağım. Başarırsam bunu. O yüzden başka birilerine de görmedim ben bu kargoyu. O yüzden merak ediyorum ne var diye. İçinden aşırı minnoş bir şey çıktı. Ama bu hani tam olarak ne alaka bilmiyorum. Göstereceğim şimdi ilk olarak. Şöyle Kedi Kafası diye portakal kitabın bir kitabı çıktı. Ben bu kitabı ilk çıktığı zamandan beri istiyordum. Çünkü hani videoda zaten gölgem açtım ya, böyle içinde kedi geçen, kedilerle alakalı tüm kitapları toplamaya çalışıyorum ben. Ve bundan çok mutluyum. Çünkü genelde kedileri anlatan kitapları daha iyi anladığımı düşünüyorum. Ve kedileri anlatan kitapları okuduğumda gölgemi de daha iyi anladığımı düşünüyorum. Öyle yani, iki taraftan da çok sevdiğim kitap türü. Ve bak, kedilerden öğrenebileceğiniz 60 bilge ders diye bir not var burada. Ve gerçekten ben hani hayatı iyi yaşamak istiyorsak kedileri izlememiz gerektiğine inanan biriyim. Yani bakın, arkasında da kedi zekası hafife alınmıştır falan diyor. Gerçekten öyle. Kedileri genelde hani böyle şey olarak düşünüyorlar. Anlamıyor. O yüzden komutlara uymuyor falan diye. Aslında onların bence apayrı bir dünyası var. O yüzden komutları umursamıyorlar. Yani o yüzden aşırı beğendim. Aşırı mutluyum bu kitap geldiği için. Çok güzel. Böyle içinde farklı farklı şeyler var. Bölümler var. Bunu büyük ihtimal böyle olacağım kitabı okuduktan sonra. Tüm kedi sevenler bunu okusun falan diye, inanılmaz bir kitap. Bir kere ilk önce bunu göstereceğim. Şimdi bununla alakalı ne göstereceğim size? Bakın. Kedi mama kabı yollamışlar bana. Çok güzel. Ve gölgemin mama kabı biraz eskimişti. Ben zaten yenisini alalım diye düşünüyordum. Ve rengi falan aşırı tatlı. Şimdi video bitecek ve ben buna gidip mama koyacağım. Ve diğerini de ayırırız artık. Aşağıda da beslediğimiz kediler var bahçede. Büyük ihtimal onlara indiririm. Ve bunu gölgem kullanır artık. Ve bir yayın evinin şeyini kullanacak. Kitaplarla alakalı bir şey kullanacak. Aşırı mutluyum. Çok güzel. Gölgem sana bile hediye geliyor. Bak. Bu aslında sana hediye, bence bana değil. Çok güzelmiş. Ve burada bir çanta var ve çanta da aşırı güzel. Ben bez çantaları çok seviyorum. Ve kullanıyorum da. Ve şuna bakın. Bakın, güvercin var. Bu arada gölgem böyle dursa bunu yakalamaya çalışır ama yakalayamaz. Çünkü hiç öyle şeylere alışık bir kedi değil, evde büyüdüğü için tamamen.
Çok güzelmiş. Bu arada yani şey bu tam emin değilim. Bu bana gel şey olduğu için hani tam sizle açtığım için hani çıkacağını ama sanırım bu bundan tam emin değilim ama kitap ve o mama kabı satılıyor diye biliyorum. Portakal ve Timaş'ın bu genel kitap satıldığı sitede. Onu şeyde Instagram bulabilirsem yorumlara eklerim. Almak isteyen olursa bu mama kabını. Ama Instagram'dan da paylaşırım eğer oradan takip ederseniz. Burada bir kitap daha var. Bu İlk Genç Timaş'ın. Bu ilk genç kitaplar genelde böyle 10-14 yaştan itibaren herkesin okuyabileceği kitaplar oluyor. Ve bu da kedi var burada da. Mırıldanan çocuk. Çok güzel. Aa, bir ev kedisiyle özel bir çocuğun sıra dışı arkadaşlığıymış bu. Çok güzel bu. Aşırı mantıklı bir hani kutu olmuş. Tamamen kedilerle alakalı. Ve şey diye düşünüyorum. Büyük ihtimal benim kedim var diye oldu. Aa, çok mutluyum şu an. Aşırı benim en sevdiğim kargo bu oldu. Ve sürprizdi. Tamam, sakinim. Hemen birazdan gölgeme bunları göstereceğim. Çok mutluyum. Tamam. Ve bulabilirsem linkini de aşağı eklerim. Burada renk kitaptan yine bir renk yazıyor yani üstünde. Ama bir kargo var ama bunun içinde de ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü gelecek bir şeyden haberim yoktu. Şimdi buna da bakalım bir. Bayağı da büyük bir şey. Şöyle. Ay, renk bu paketlemeleri çok tatlı bu arada. Aa, ne çıktı içinden? Bir şey diyeyim, bu videoda neden sürekli bu kadar şaşırıyorum inanın ben de bilmiyorum. Şimdi Emily'nin son kitabı çıktı. Rüzgar'ın Kızı Emily'nin. Bunu kitabı belki seriyi bilmiyorsanız bile Yeşil'in Kızı en serisini duymuşsunuzdur. Hani hem kitap olarak hem dizi olarak bayağı popüler. Onun aynı yazarının Emily Rüzgar'ın Kızı Emily isimli serisinin son kitabı. 3 kitaplık oluşuyor. Yeşil'in Kızı en biraz daha uzundu. Ve onun son kitabı gelmiş. Ah dur, Ayraç. Ayraç'ı düşürdüm. Şöyle. Rin'in ayraçları çok tatlı oluyor. Rin'in tasarımcısını ben çok seviyorum. Arife. Arife çok güzel tasarlıyor her şeyi. Kitabın içi de böyle. Dışıyla aynı neredeyse. Çok güzelmiş. Rengi de çok güzel. Şimdi ama şey neden bu kadar şaşırdığımı göstereceğim. Kutu çıktı içinden. Bakın şöyle şeyi kutulu set olarak koyabilmemiz için. Bu arada ben kutulu setleri çok seviyorum. Yapabilirsem inşallah. Zeka. Tamam. Bu benim için şey böyle. Bugünkü zeka kullanmışım olsun. Aa, yaptım. Tamam. Bunu yapıp kitaplığın şu alt kısmında kutular var. Oraya koyarım büyük ihtimalle. Kutulu setleri çok seviyorum ben. Çünkü böyle çok güzel duruyorlar. Ve yan yana durmaları hoşuma gidiyor. O yüzden mutluyum şu an. Bu varmış. Bu arada Emily'nin 3 kitap halinde setli olarak satışı vardır herhalde. Ama üçlü kitap olarak bir indirime girdi diye biliyorum. Hatta %50'ye falan giriyor bazen. Eğer almak isterseniz o da aklınızda bulunsun. Böyle. Bu kitap da böyleydi. Burada da Epesus'tan gelen bir kargomuz var. Ve Epesus'un en yeni kitaplarından bir tanesi var içinde. Bunu da bayağıdır bekletiyorum. Hatta benim beklettiğim sürede okuyup bitirenler bile oldu. Ve çok sevdiler. Hatta Instagram'da takip ediyorsunuzdur. Belki Imagine'li var bir arası var. Ne biçim bir ismin var ya? İlkin var ya İlkin. Onunla beraber okuyacağız. O okumak için beni bekliyor. Ben de okumak için bu videoyu bekliyorum. O yüzden bu da böyle bu hafta içinde inşallah geri kalan kitapları bitirsem başlayacağım kitaplardan biri olacak. Şimdi size göstereceğim. Belki anlamışsınızdır ama. Epes'in yeni kitabı dinle ne olduğunu. Aa, bunun çekilişi. Bunun da çekilişi gelecek biliyor musunuz Instagram'da? Hatta bugün paylaşabilirim. Videoyu izledikten sonra Instagram'a gidip bu videonun, bu kitabın çekilişine katılmayı unutmayın. Altı gibi paylaşırım büyük ihtimalle bunu da. O yüzden çok güzel. Bakın. Yay, o kadar sıkı sarmışlar ki zorla açabildim. Çok güzel. Kalıntı diye bir kitap. Bunun kutusu. Kutu aşırı şey duruyor bu arada. Hani her tarafı siyah ama nasıl bu kadar asil durabiliyor bilmiyorum. Bunun kutulu setinin çekilişini yapacağız. Yazar ve yayın eviyle beraber. Aha, içindekiler düşüyor. Durun. Tuttum. Tuttum. Bir de... Aa, çok güzel. Tamam, her şey böyle çok güzel de tepki vermemem gerekiyor belki ama her şey çok güzel. Engel olamıyorum kendime. Şimdi burada, bu arada bu kitap aşırı karanlık ve psikolojik ağırlıklı bir kitap diyebiliyorum. Ve hatta biraz korku da olabilir içinde. Yani Epesu'nun tarzından aslında biraz farklı bir tarz ama yine de farklı tarzları seviyorum. Burada şey, arkasında alıntılar var bu kartların arkasında. Bakın burada Karman hasta değildi. Karman sadece şeytanın inindeki bir melekti yazıyor. Merak ettik mi? Tabii ki ettik. Bu arada işte herkes çok sevdiği için de benim beklentim yüksek bu kitaba karşı. Şurada bir şey var. Birine defter. Bu arada böyle çok şey gibi değil mi? Tam bir daha şey dersem videodan çıkın tamam mı? Hayır çıkmayın lütfen çünkü kesin derim. Çok korku filmi ama böyle çizgi film tarzında ilerleyen korku filmlerindeki gibi hava yok mu? Ya da böyle çizgi filmlerde korkunç bir yere gidersin orayı karanlık gösterirler onun gibi. Bu arada çizimleri efsane. Çok güzel ve burada bir rozetimiz var. Her tarafta karga var. Kargalar neden böyle kötülüğün inindeki hayvanmış gibi gösteriliyor onu bilmiyorum.
Tamam, şimdi burayı gösteriyorum. Bu kalıntı. Kitabın tasarımı da bu şekilde. Böyle bayağı karanlık. Ama bu kitap daha aydınlık aslında. Ama böyle bir gizemli bir havası yok mu? Böyle çok farklı bir havası var. Tam ben de, ha, tam fantastik bir havası var ama kitapta fantastik bir şeyler var mı onu bilmiyorum. Bu şey diyebilirim. Bir tane işte yeni bir psikoloji öğrencisi birinin evine gidiyor. Böyle işte o psikiyatrik bir rahatsızlığı varmış psikolojik. Onunla alakalı. Bu arada tasarımı çok iyiyim. Ya yani ben böyle karanlık tasarımları seviyorum ve aşırı şey yani kartal yılan falan çok iyi tasarımı. Bu arada şey, içinden posteri de çıkıyormuş. Bu arada içini de göstereyim. Böyle çok ölümcül bir havası yok mu? Her yerde uçurum, karanlık falan, pistan. Ayrıca da çıktı. Kitaptan sürekli bir şey çıkıyor. Evet, o yüzden çekilişe katılmayı unutmayın. Bir sürü hediyeniz olacak. Tamam, yeterince reklamını yaptıysam çekilişimin devam edelim. Burada da böyle bir ayraç var. Şimdi posteri de göstereceğim. Evet, yine posterde şu şey, korku filmlerinde giderseniz öleceğiniz evin resmi var burada da. Ve uçurum. Şey mi bu? Deniz feneri gibi, altındaki deniz mi tam anlamadım. Hani deniz feneri gibi denizin ortasında mı, orman mı? Tam anlayamadım. Bir fotoğraf ve resim. Neyse artık. Onunla bu işte kitapta da gidiyor. Hani yardıma gidiyor hastaya. Ama sonra işin içine fantastik mi giriyor, korku mu giriyor tam emin değilim. Çok kalın mısın? Bakalım. Ne kadar sürede biter? Evet, biraz kalınmış. 450 sayfa kadar. Ama merak ediyorum. Bu kitapta merak ettiğim ve büyük ihtimalle en yakın zamanda okuyacaklarımdan bir tanesi. Hepsini en yakın zamanda okuyacaklarım diyorum ama. Hiç yerlere gitmiyoruz. Burada bir Aras kargomuz var. Bunu da açalım. Sanırım Epsilon'dan gelmişti. Evet, doğru hatırlıyormuşum. Epsilon'muş. İki tane kitap var. Bir tanesinin uçmasına izin var diye. Malala'nın ön sözüyle diye. Eşitlik için mücadele eden bir babanın hikayesi. Bu Malala sanırım değil mi? Onun babasının hikayesi mi? Sanki Malala'nın da bir kitabı Epsilon'dan çıktı çünkü. O yüzden. Ama emin de değilim. Epsilon'un böyle güzel kitapları oluyor. Şey, kişisel gelişim ya da böyle toplumsal olayları işte anlatan ya da böyle işte sağlıkçıların anlattığı ya da sağlıklı şeylerin anlatıldığı falan güzel kitaplar çıkarıyor. Ben bunun çıktığını hiç duymamıştım ama bunu bir inceleyeceğim. Bunu da büyük ihtimalle ilk annem okur. Annem daha böyle hevesli bu tarz şeyleri okumaya. Ama bu da güzel duruyor. Bunu da çok merak ettim. Burada da bir polisiye olduğunu düşündüğüm bir kitap var. Ya Asrın Cinayet Davası'nda katil jürinin arasındaysa. Squid Game. Tamam, sakinim. Sanırım çok popüler bir davanın çözülme sürecini anlatıyor. Bu arada ben böyle şeylere bayılıyorum. Hani sırlar olsun, böyle katili bulmaya çalışayım, polis bulmaya çalışsın ya da işte hani iki tarafın da fikrini dinleyelim, biz bir şeye varmaya çalışalım, en son bulalım falan çok hoşuma gidiyor. Böyle zeka oyunları üzerine kurulu kitaplar ya da diziler, filmler. Çünkü bilmiyorum, ben de uğraşıyorum ya da işte en son benim hiç tahmin etmediğim bir şey çıkıyor. Aa diyorum, ne kadar salakmışım, bak ne güzel bulmuştu, aa ne kadar zeki yazarı, senaristi falan de aşırı, hani aşırı kendi zekamın yetmeyeceği bir şey bile olsa senaristin ve ya da işte yazarın zekasına aşırı derecede hayran kaldığım için çok seviyorum. Hatta Squid Game'i izledikten sonra gittim Alice in Borderland diye bir tane daha Kore dizisi varmış, onu izledim mesela. Onda da zeka, senaristin zekasına hayran kaldım. Ben çok seviyorum bu tarz şeyleri. O yüzden bu öyle bir kitap gibi durduğu için ve şu an benim tam o tarz şeyleri aşırı hevesli bir şey dönemimde olduğum için bunu çok merak ettim. Sadece keşke gün 36 saat olsa ve benim derslerim bu kadar yoğun olmasa ve ben istediğim her kitabı okusam, ama yani bunu da üst sıralara koyacağım şu an. Ya okuma, hepsini çok okumak istiyorum ama işte neyse. Tam ağlayarak açmaya devam edeceğim şu an. Burada bir kitap var. Bu zaten şey, kargosunu açmıştım daha önce. Sadece size göstereceğim. Zeynep Çen'in yeni kitabı Kazanırsak Kaybederiz var burada. Bu sizin için. Bu videoyu izliyorsanız her şu an, Kazanırsak Kaybederiz'i yorum yapanlardan bir kişiye hediye edeceğim. Yorum yaparsanız, videoyla alakalı yorum yaparsanız, kitabı kazanmak isterseniz falan yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bu arada kitap gayet güzel bir kitap. Yorumunu Eylül ayında okuduklarım kısmında bulabilirsiniz. Öyle yorum yapabilirsiniz. Bu arada ben bir iki hafta falan açıklarım. Öyle yorumları arada kontrol ederseniz cevap veriyorum. İşte bana ulaşabilirsiniz şu hesaptan diye. Öyle kitap çekilişi de var videoda yani. Katılın. Neden katılmayasınız? Arkadaşlarınızı yollayın, onlar da katılsın. Öyle iki tarafında eğlenceli bir video olsun diyorum. Öyle güzel bir çekiliş bence. Değil mi? Bence güzel. Burada bir kargo var. Bu çok önce geldi ya bu. Bunun içinde ne olduğunu unuttum sanırım ben şu an. O kadar uzun süre önce geldi ki. Portakaldan gelmiş. Bilen bilir. Bilen bilir ne demek ya? Sanki beni bilen bilir tarzında. Tamam. Bu
videoda çok boş yapıyorum. Neden? Çünkü neden biliyor musunuz? Ben biliyorum neden olduğunu. Ders seçmekten beyni yandı bu kızın. O yüzden çok sorgulamayın, tamam mı? Hani sürekli sözlüye giriyorum ve TUS'ta dershanesine gidiyorum. O yüzden böyle beyni yanmak benim. O yüzden böyle boş yapmak. Portakal kitabı gelelim tekrar. Evet, videonun ana fikrine dönersek. Portakalı ben çok seviyorum. Çünkü son zamanlarda bir Avcı'nın Son Gecesi'ni okudum. Sonra Venüs Projesi'ni okudum. Ve ikisine de aşık oldum. Ondan önce başka kitaplarını okuyup da çok sevmiştim. Portakal bence çok kaliteli bir yayın evi ve çok güzel kitaplar çıkarıyor. Ama kıymeti bilinmiyor. Neden bilinmiyor bilmiyorum. Ama ben bunun için çabalıyorum. Çünkü her okuduğum kitabını çok sevdiğim için sürekli övüyorum. Portakal benim fav yayın evlerimden bir tanesi. Bir de kalp yapabilsem. Burada yeni kitabının şeyi var. Bu yeni duyuruldu daha. 3-4 gün önce duyuruldu. Kahkahalarla dolu bir soruşturmaya hazır mısınız? Ekim'de Portakal kitapla diye. Deve Kuşu Oteli, Türk bir yazardan çıkma. Böyle ben Portakal'ın pek fazla bilinmeyen ama çok iyi Türk yazarları bulup onlara bir şans vermesine bayılıyorum. Çünkü hem Avcı'nın Son Gecesi hem Venüs Projesi yazarın birinci ya da ikinci kitabı ve gerçekten 10. kitabı seviyesinde böyle çok iyi düzeyde yazan yazarları var. Bunun için de beklentim yüksek. Bu yayın evinin kalitesinden kaynaklı bir beklenti yüksekliği. Kitabın konusunu ve yazarı bilmiyorum. Ama Kahkahalarla dolu bir soruşturmaya hazırım. Severim polisiye kitapları ve bakın bu çok tatlı bir şey de gelmiş. Çok güzel. Evet, eğleniyorum şu an kendi çapımda. Çocukluğumu yaşayamamışım herhalde. Böyle aşırı güzel bir şekilde. Bunun ne olduğu konusunda pek bir fikrim yok şu an. Nasıl bir hani insan tipi. Şimdi içinde hangi kitap olduğunu hatırladım şu an. Ama size de göstereceğim. Ve içinde çok güzel şeyler var. Kargolarda en sevdiğim şey yemek. Şimdi kargo bittikten sonra bunları hemen yiyeceğim. Çünkü şekerli şeyleri seviyorum. Ve böyle çıkınca çok mutlu oluyorum. Çünkü yemeği genel olarak çok seviyorum. Burada da bir not şeyi var. Bu notları aşırı kullandığım bir dönemdeydim. Çok işime yarayacak. Çünkü neden? Çünkü sürekli ders seçmem gerekiyor. Sürekli ders seçmesi gerekenler beni anlıyorsa gelin beraber ağlayalım. Ve burada Uyuyan Peri diye düşürüyorum. Portakal'ın yeni kitabı var. Ben bu Portakal'ın en sevdiğim tasarımı bu arada. Çok güzel. Hani hem renk uyumu çok güzel hem o geçişleri çok güzel. Ben ilk duyurulduğundan itibaren böyleyim. Kapağı mükemmel. Hani konusu hakkında hiçbir fikrim yok ama kapağı mükemmel. Sanırım bu yazarın başka bir kitabı daha var. Cehennem Çiçekleri. Cehennem Çiçekleri'nin devam kitabıymış bu. Devam kitabı olduğunu bilmiyordum. Ama sanırım ayrı olarak da okuyabiliyoruz. Çok bir fikrim yok bu konuda. Cehennem Çiçekleri var bende. Onu okumadım. Eğer ayrı olarak okunmuyorsa ikisini bir arada okurum. Ayrı olarak okunuyorsa ilk bunu okurum. Çünkü bunu daha çok merak ediyorum. Ama Cehennem Çiçekleri başka ülkelerde ödül almış bir kitap. O yüzden yazarın ve serinin iyi olduğunu düşünüyorum. Bakalım. Bunu evet birkaç kişi okudu bu arada Cehennem Çiçekleri ve çok sevdi. Kalınmış 400 sayfa. O yüzden bu da benim üstte olacak sırada ve hepsi sırada üstte. Ve sırada üstte olan o kadar fazla kitabım var ki şurada gördüğünüz. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Bir kargomuz var şöyle. Ben yırttım bu arada konuşurken, bunu da açalım. Aynen. Bu neymiş? Bu da Epsilon'dan gelme. Altın Elmanın Laneti. Ben bu kitabın duyurulduğunu duymadım hiç. Yabancı bir yazardan çıkma. Ama Osmanlı İmparatorluğu'nu anlatıyor. Hiç bunu bilmiyordum. Türk mü yazarı? Yok, yazarı yabancı. Yazarı yabancı ama böyle bildiğin Selim, Kara Mustafa Paşa falan. Aa, Selim. Selim Sarı Selim mi? Hürrem'in oğlu. Hürrem'in oğlu olan Selim mi? Bunu merak ettim. Yabancı bir yazarın Osmanlı'yı nasıl anlattığını merak ettim şu an. Acaba hani genelde daha kötü anlatılıyor diye şeyler söyleniyor. Kötü mü anlatmış, iyi mi anlatmış? Hiç bilmiyordum. Ve bence bu bilinmiyor çok. Konusu şeyi. Aa, bunu çok merak ettim. Bunu videodan sonra bayağı bakacağım. Çünkü yani merak ediyorum. Mesela yabancı yazarlar Türklerine nasıl anlatmış? İşte Atatürk'e tanır oluyor. Onlar nasıl anlatmış? Şimdi Osmanlı falan. Merak ettim. Bu arada bu kargoyu açmıştım daha önce. Çünkü içinden ne geleceğini bilmiyordum. Bir anda geldi. Merak ettim. Dayanamadım. Bu ikinci devre Ömer Faruk Aydın'ın kitabı. Bunu ben ilk yazarın başka bir kitabını okumuştum. İlk devre diye. İkinci devre onların devam kitabı mı bilmiyorum. Ama ilk devre de böyle çok ince. O da 80 sayfa falandı. Bu da 95 sayfaymış. Ve böyle romantik komedi türünde giden bir aşk hikayesi gibiydi. Ve tatlış bir aşk hikayesiydi. O yüzden ikinci devre zaten kısa olduğu için hemen okurum diye. Yani hani hemen biter diye düşünüyorum. Hemen okuyamam büyük ihtimalle de. O yüzden yani ikinci kitabıysa merak ettim şu an. Bu geleceğinden benim yoktu. O yüzden açmıştım. Bu da böyle bir kitap. Burada bir kargomuz daha var. Evet. Çünkü görüyorsunuz zaten. Teşekkürler bu ayrıntıyı verdiğin için her kitaptan bir kitap. Adımı tutan falan zannedenler varmış. Adım Nur. Sadece böyle kendi adımı çok söylemiyorum videolarda. Bu kitap İtaki mi? Ben İtaki diye okuyorum ama İtaki yayınlarının Suat Derviş'ten Şoför Mustafa. Ya bu arada Suat Derviş sanırım kadın mı? Evet, kadınmış. Adı sanırım Suat olduğu için ben hep erkek diye düşünüyorum ama geçen gün
İnternetten baktım ve böyle hani yazar kim, başka kitapları varmış falan diye ben hiç okumadım ama sanırım popüler bir yazar çünkü çok fazla kişi de görüyorum. Ve böyle hani eski zamanlardan gelen bilindik bir yazar diye biliyorum. Bir dakika onu da bakayım hemen. Evet, 1972'de vefat etmiş kendisi. O yüzden bir bakayım diye bir girdim. Kadın fotoğrafları çıktı ve ben şok oldum. Bu ince bir kitapmış. Bunu mutluyum. Bunu bir grupla okuyacağımız için onlar başladı. Ben yine video için beklettim. 2-3 güne başlarım buna da. Okuyacağım kitap bitince başlar ve direkt bunu okurum. Bunun da hemen yorumuna girerim. Umarım güzeldir. Çünkü böyle hiç bilmediğim yazarları okumayı seviyorum ama biraz da korkarak yaklaşıyorum ya sevmezsem diye. Ama genelde herkes kitaplarını sevdiği için seveceğimi düşünüyorum. Sadece Kırmızı Oda tarzında dediler ve o kadar depresifse hiç şu an depresif bir kitap çekecek modumda değilim. Çünkü zaten depresifle çok yakınım. Umarım öyle değildir. Burada bir Epsilon kargomuz daha var. Ve bunun için ne çıkacağını biliyorum. Ve çok heyecanlıyım. Ve bence çok uzun zamandır insanların çok beklediği bir kitap. Hatta Epsilon'un son zamanlarda çıkardığı en merak edilen kitaplarından bir tanesi bence. Şimdi hemen gösteriyorum. Bir tanesi bu. Ama bu o çok merak edilen dediğim değil. Burada, burada şey var. Bakın. Şöyle hareket eden bir şey var. Bunun amacı ne bilmiyorum. Ha, bunun amacı bu adam yazarın kim olduğunu göstermekmiş. Filippo'nun kitabı diye bu La Casa de Papel'deki Berlin'in yazdığı bir kitap. Çok ilginç. Adam yazarmış bir de. İşte bazıları Allah diyor ki yürü ya kulum diyerek onun elinde o marifetle doğuyor. Şimdi ünlü olup yazarlığa soyunan insanlar oluyor ya acaba öyle mi yoksa gerçekten kaliteli bir yazar mıydı çok merak ettiğim için bunu büyük ihtimalle hemen okurum. Çünkü bazen oluyor ya hani böyle Türkiye'de de ünlü olmuş hemen kitap yazayım hadi. Yapma. Hani o modda mı? Yabancı ülkelerde de öyle bir şey var mıymış? Merak ediyorum. Bakalım. Bakalım oyunculuğu kadar yazarlığı da iyi miymiş? Ve o Epsilon'un çok merak edilen kitabı buydu. Üç Adım Uzaklığının yazarından bunca zamandır diye. Tasarımı çok güzel. Benim Epsilon'dan son zamanlarda en beğendiğim tasarım. Ve çok çok minnoş duruyor. Şimdi içine hiç bakmamıştım. İçi de böyle. Çok güzel. Bakın şöyle ve böyle. Ve böyle ve böyle diye videoyu bitirdim. Çok kalın bir kitap değil. Bakıyorum hemen kaç sayfa olduğuna. 300 sayfa çok iyi. Çünkü bunu çok merak ediyorum ve okumak istiyorum. Ve şu sıra kısa kitaplar okuyorum. Çünkü hani elimde sürünmesini istemem. Çünkü biraz yavaş okuma dönemimdeyim. Bilmiyorum. Üç Adım Uzaklığı okumadım bu arada. Filmi sanırım var. Var. Hatta kimin oynadığı şu an gözümün önünde. Eğer doğru hatırlıyorsam şu ikiz kardeşlerden bir tanesi oynamıyor muydu? Sallıyor da olabilirim ama neyse. Yani eğer oysa izlemedim de. O yüzden hani bunu okuyacağım. Eğer seversem Üç Adım Uzaklığı'yı da almayı düşünüyorum. O yüzden bunun için de çok heyecanlıyım. Ve bu da böyle ilk okuyacağım arasında okuduklarımdan biri olacak kargoların içinde. Ve son 2-3 kargon. Dayanın. Dayanabilirsen sonra sizi salacağım. 30 dakika olmuş ama. Bazı kimse izlemiyor da olabilir ya. Yani ben olsam ben de şey olurdum, yorulurdum benden. Burada bir yazar ve kitabı var. Oha çok iyi. Yazar ve kitabı aynen. Çünkü neden? Kitap kargosu geliyor bana. Zekam bu kadar kullanmasam olurmuş. Bunun geldiğinin haberim yoktu. Aslan Güngör. Popüler bir yazar mı ya da insan mı bilmiyorum. Şu an hatırlamıyorum ama ismi tanıdık geliyor. Bilmiyorum o yüzden. Kitabın adı da Esmerim Lal. Esmerim Lal. Bu arada konusu hakkında da hiçbir fikrim yok. Genel olarak kitap hakkında hiçbir fikrim yok. Geleceğinden haberim yoktu. Ama merak ederim. Yani ben her kitabı merak ederim. Bu şaşılacak bir şey değil. Böyle bilmediğim bir kitaptı bu. O yüzden çok yorum yapamadım. Bu Orion yazarı unuttum. Yazar neydi? Çok popüler bir YouTube hesabı var. Bu arada benim isim hafızam çok kötü yazarı o yüzden unuttum. Unuttum bak. Gerçekten şu an hiç yok. Onun yeni kitabı için tanıtım çalışması. Burada da şey yazıyor. O benim denizim olmuştu ve denizler hiç tükenmez diye yazıyor. Böyle. Şurada da Orion şeyi var. Bunu göstermek istedim. Ve bu içinde çok güzel bir not var aslında. Ama bunu ben çıkarmıştım okumak için. Ve şu an tekrar çıkaramıyorum. Ha çıkardım. Bir saniye. Çıkaramıyormuşum. Neyse. Bunu Instagram'da paylaşmıştım. Merak edenler için yazıyı oradan atabilirim. Ama sonuç olarak ben tasarımını ve böyle uğraşılmış bir şeyi çok beğendiğim için göstermek istedim. Ve yazarına da haklı. Aymila. Aymila Taner. Doğru hatırladım bence. Onun yeni kitabı için bir çalışmaydı bu. Güzel duruyor. O yüzden göstermek istedim. Bu kadardı. Saçmaladım tam yeterince. Son kargoma geçiyorum. Bu. Ve bu da, bunun için de bir çekiliş gelecek. O yüzden heyecanlanabilirsiniz bence. Ama çekiliş buradan değil Instagram'dan olacak. Eğer Instagram hesabımı takip etmiyorsanız şuraya bırakırım. Oradan takip edebilirsiniz. Bakın şurada bu şey değil mi? Narnia'daki. Narnia'yı okumadım ama filmini izledim. Bu bir hesap Instagram'da böyle küçük işletmeler oluyor ya. O tarz hesaplardan bir tanesi. Ve sizin seçtiğiniz kitaplar için böyle çok güzel şeyler tasarlıyor. Ve bana onlardan yolladı. Biz bunun çekilişini yapacağız beraber ve çok güzeller. Bakın şimdi size göstereceğim. Bakın. Bakın.
Bakın bu şey Percy Jackson ve ben Percy Jackson'ı aşırı seviyorum. Percy, Annabeth. İsim hafızam çok kötü demiştim tekrardan. Şey işte şu. Şey olan. Neyse tamam. Sorun yapmayalım. Her şeyi çok iyi hatırlıyorum ama isimleri asla hatırlamıyorum. Ve bu arada Percy Jackson'ı aşırı seviyorum. Şu an böyle kaldığıma bakmayın. Gerçekten hatta daha 2-3 gün önce kuzenlerime gittik. Ve ben oturdum kuzenimle Athena'nın işareti vardı. Athena'nın işareti bende yok ve benim sevdiğim, en sevdiğim kitap. Okuturdum Athena'nın işaretinin sonunu tekrar tekrar okudum. Ve bakın bu böyle. Hani sizin sevdiğiniz ve seçtiğiniz kitaplar için böyle tasarım yapabiliyor. Ve şöyle. Çok güzel bir not defteri gibi. Hem de çizgili. Ben çizgi şeyleri çok seviyorum çünkü kaydırıyorum öbür türlü. Çok tatlı. Aşırı güzel. Şimdi burada da yapılacaklar listesi var. Çok sevimli. Yapılacaklar listem yoktu. Bakın iyi oldu. Ajandaya her şeyi not alıyorum ama bazen ajandaya sığmıyor. Çünkü ajandaların cumartesi pazar yerleri çok küçük. Ama ben en çok şeyi cumartesi pazara yazıyorum. Böyle de bir işte saçmalık var. Bu bir... Şimdi tamam. Bu kitap ya da film ya da çizgi film ya da animasyon karakteri ise bunu bilmiyorum. Öylesi neyse de çok tatlı. Öyle değilse ve bilmiyorsam bile yine de çok tatlı. Çok güzel. Bunun çekilişine katılmayı unutmayın. Neden? Çünkü minnoş yani. Hediye edeceğiz. Niye katılmıyorsunuz? Burada neler var? Bunları aşırı sevdim. Bir saniye. Bakın bu şey Kargalar Meclisi'nin ve Gölge ve Kemik serisinin şeyi. Ayracı gibi bu. Çok güzel. Bakın böyle hani şimdi ben mesela bunu okumadım. Ama işte sizin okumanızdan ya da okumamanızdan bağımsız her kitap için yapıyor bunu. Sizin seçtiğiniz kitaplar için. Çok güzel. Bakın bu serinin çok fazla seveni var. Gölge ve Kemik'in de filmi de dizisi de çıktıktan sonra iyice popülerleşti. O yüzden ilginizi çekerse Instagram hesabını şuraya bırakırım. Buradan bulabilirsiniz. Burada da şeyler çıktı, yapıştırmalar çıktı. Şu an videoyu telefondan çektiğim için gösteremiyorum. Hemen bu çıkan yapıştırmaları kitapların içinden falan telefonun arkasına yapıştırıyorum. Çok güzel duruyor. O yüzden bunları da yapıştıracağım. Diğerleri eskimeye başlamıştı. Karakter kartları var. Şöyle. Bu karakterlerin hangi kitaptan olduğunu şu an bilmiyorum. Evet, harika. Ha bu hayır hala bilmiyorum. Tamam. Tamam sakinim ve devam ediyorum. Çok güzeller ama. Ha bakın bunları biliyorum. Canım üçlüm. Şu canım üçlüm, şu da Narnia. Çok güzel. Ya işte insanlar yetenekli biliyor musunuz? Ha bakın sayfanın adı burada da yazıyor. Bunu da en son göstereyim. Ha burada da çıkartmalar var. Yazılar var. Kapanın simgesi ve bizim üçlümüz var. Şurada da yine aynı şekilde. Çok tatlı bu. Bu da mı yapıştırma? Sanırım bu da yapıştırma. Ama çok emin olamadım ve şu an zorlamak istemiyorum. Bunu arkadaşım aşık olacak. Çünkü o bu kitaba aşık. Ve ben daha okumadığım için beni sürekli zorluyor. Ve şimdi birazdan onu atacağım. Ve büyük ihtimalle bana çığlık atarak karşılık verecek. Çok güzel. Burada da şey diyor. Sevgili kitap dostu. Çevirdiğin sayfalar seni hep mutluluk getirsin. Siparişin için teşekkürler diyor. Şimdi bunu okumam evet çok zor. O yüzden kitabın şey hesabın adını şuraya tekrar bırakıyorum. Eğer hani almak isterseniz ya da böyle ilginizi çeken bir şey olursa oraya ulaşabilirsiniz. Burada bir çıkartma daha varmış. Ve burada da şey var. Yine ondan gelen bir kargomuz daha var. Çok çok güzel ve çok özenli. Yani ve hiç hasar almamış. Bunun için de mum vardı sanırım. Burada şu an bir şey diyeceğim. Aşık oldum. Yine Narnia hakkında. Aslan'ın bir sözü var burada. Ve burada da Narnia'daki şey var. Sahne var ve aşırı büyük bir mum. Ve rengine bakın. Çok güzel. Açacağım şimdi. Ve çok güzel kokuyor. Çok güzel. Ben mumlardan çok istiyordum. Şu an mumun hani şey konuştuğumuzda mumdan konuşmam için şu an aşırı mutluyum. Ve çok yakışıyoruz. Ben ama yakmaya kıyamam ki biter diye. Ama çok güzel. Çok güzel kokuyor. Çok güzel. O yüzden ne diyoruz? Çekilişimize katılmayı unutmayın. Bu hafta içinde başlatırım çekilişi. Büyük ihtimalle çarşamba, perşembe gibi aklınızda bulunsun. Şimdi kitapların hepsini göstereceğim. Hazır mıyız? Bekleyin hemen toplayıp geliyorum. Şimdi aldım hepsini elime ama nasıl göstereceğim? Bu ayrı bir muamma. Peki yıkmadan gösterebilirsem. Bu arada video 40 dakika oldu ve hala ben rahatlığım ve bu kadar konuşmam. Evet, izleyenler varsa teşekkür ederim. İzlemeyenler varsa kendi kendime konuşuyorumdur. Olsun o da güzel. Şimdi burada tam 21 kitap var. Devrilme. Lütfen devrilme. Oha kitaplar gözükmüyor ama. Neyse artık olduğu kadar. Evet dur. Hepsini gösterdim. Tamam yeter. Oha kollarım ağrıdı. Kas yaptım şu an bunları kaldıracağım diye. Evet video çekerken böyle sporda yapıyoruz arada. Yoruldum. Gerçekten. 21 kitaplık bir kargo açtım. Ve hepsini 2 dakika konuştuysam 40 dakika bence yeterli bir süre. Ve diğer işte son kargodakileri gösteremedim. İçinden ufak tefek hediyeler çıkan kargolar da oldu. Bence çok güzel bir kargo
açılım videosuydu. Yani çok sevdim. Çünkü gelen kitapları ve gelen şeyleri çok sevdiğim için sevdim. Umarım siz de sevmişsinizdir. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Böyle saçmaladığım ve beynimin yetmediği dakikalar oldu. Bunlar için kusura bakmayın. Ve lütfen mazur görün. Bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten böyle izlemeniz, yorum yapmanız beni aşırı mutlu ediyor. Bu arada çekilişe katılmayı da unutmayın. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Kitapla kalın. Görüşmek üzere.